Tabii. O zaman tekrardan tüm izleyicilere, tüm meslektaşlarımıza, hepinize hoş geldiniz diyerek yayınımızı başlatalım. Geçen haftaki serimizin devamı olarak bugün de değerli üstadım Mehmet Gün ve hukuk büroları gelişimi uzmanı Tarkan Karabel ile avukatlıkta kurumlaşmanın önemini konuşacağız. Bir elin nesi var, iki elin sesi var mı diyeceğiz. Ekip çalışmalarının avantajlarını, dezavantajlarını, bununla ilgili konuları yine görüşeceğiz sizlerle. Geçen haftaki formatımızda olduğu gibi bu hafta da yine soru cevap şeklinde ilerleyip dinamik bir program yapmak düşüncesindeyiz. Vaktinizi de çok almak istemeden ben öncelikle sözü Mehmet Bey'e bırakacağım. Bir giriş konuşması yapmak isterse eğer, ondan sonrası da Tarkan Bey'e geçip sunumumuzu soru cevap şeklinde başlatacağız. Sorularınızı bize WhatsApp'tan da buradan da şahsen bana iletebilirsiniz. Umarım faydalı ve keyifli bir yayın olur. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Üstadım söz sizindir. Buyurun. Evet, teşekkür ederim Bekir. Tekrar hoş geldiniz. Tarkan Bey, tekrar hoş geldiniz. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Avukatlık mesleği Türkiye'de serbest meslek olarak düzenlenmiştir. Yani şirketleşemezsiniz. Avukatlık kanununda öngörülen avukatlık ortaklığı dışında bir araya gelemezsiniz. Bir araya gelirseniz ancak adi ortaklık niteliğinde bazı giderlerinizden tasarruf, bazı faaliyetlerinizi ortak yapmak üzere bir araya gelebilirsiniz. Bir araya gelerek çalışan meslektaşlarımın da faydalarını gördüğü gibi birçok konuda ekip olarak bir araya gelmelerin faydalarını görürsünüz. Birincisi çok sık görülen özellikle mesleğin başlarındaki giderlerini kontrol etmek isteyen meslektaşlarımızın büro paylaşmak, büro giderlerini paylaşmak, aynı adresten faaliyette bulunmak şeklindeki yöntem var. İşte oradaki fayda bir büroyu tek başına götürerek onun giderlerine daha çok katlanmak yerine paylaşarak giderlerin miktarını azaltmak oluyor. İkincisi vergi vesaire konularda yapılması gereken işlemler, örneğin katma değer beyannamesi, SGK beyannamesi, gelir vergisi beyannamesi gibi şeylerden kaynakları ortak kullanarak o kaynaklara ayrılan giderleri azaltmak şeklinde ortaya çıkıyor. Fakat ekip olarak bir arada bulunmanın, ekip olarak çalışmanın ve bu çalışmayı kurumlaştırmanın faydaları az istisnalar dışında görülmüyor. Ben 1990'lı yılların sonunda kendi büromdaki bireysel olarak sürdürdüğüm ve kendi çabalarımla sürdürdüğüm, yönetmeye çalıştığım büromdaki sorunları çözmek için uğraşmaya başladığımda uzun yıllar uğraşıların sonucunda şunu öğrendim. Aslında birkaç insanın bir araya gelerek birlikte çalışması, birkaç avukatın birlikte çalışması, eğer aralarındaki çalışmayı belli ilkelere, modern yönetimin gerektirdiği düzene ve mekanizmalara bağlamazsanız pek bir şey getirmiyor. Fakat bunu sağlarsanız, bunları bu kuralları sağlarsanız, modern yönetim biliminin gereklerini yerine getirirseniz çok da faydasını görüyorsunuz. Bu faydayı ben kendi büromda gördüm. Hala büro benim kendi şahsi serbest meslek faaliyetini sürdürdüğüm bir büro ama eriştiği boyutlar bakımından Türkiye'de önemli bir KOBİ boyutuna ulaşmış durumda. Bu faydayı meslektaşlarımın hepsinin görmesini çok arzu ediyorum. Onun için ekip çalışması, ekiplerin kurumlaştırılması, kurumlaşmanın giderleri azaltmak ve paylaşmak ötesinde onlar bana göre hiç de o kadar önemli olan değil. Esas ekip çalışmasının yaratabileceği katma değer, oluşturabileceği ekonominin katlanarak artması nedeniyle meslektaşlarıma kendi yaşadığım tecrübeyi aktarmak istiyorum. Tabii ki herkes kurumlaşmak zorunda değil. Tabii ki insan istiyorsa tek başına da avukatlık yapabilir. İstiyorsa kocaman bir ekiple de avukatlık yapabilir. Bu tercih insanların kendisine aittir.
Fakat herkesin kendi yaptığı faaliyeti en başta kendisi için yararlı hale getirmesi gerekiyor. İkincisi kendisi için yararlı hale getirirken bu yararın topluma verdiği hizmet karşılığında oluştuğunu da bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla eğer kendisini düşünüyorsa toplumu daha önce düşünmesi lazım. Topluma daha iyi hizmet verebilmek için de Türkiye'deki toplum düzeninin, ekonomik yapılanmanın oluştuğu seviyelere uygun olarak kendisini yapılandırması lazım. Yani bir taraftan koskocaman şirketler, KOBİ'ler bile düşünün yani kocaman kocaman ekipler halinde çalışırken onlara hizmet veriyoruz, hukuk yoluyla katma değer yaratmalarına katkıda bulunuyoruz diyenlerin onların alışık olmadığı şekilde faaliyet göstermeleri istenilen faydayı sağlamayacak. Hepimiz içinde bulunduğumuz ortama uygun olarak yapılanmamız gerekiyor. Türkiye'nin geldiği hukuk hizmetlerinde geldiği nokta itibariyle ekip yapılanmasını ekonomisindeki gelişmelere uygun olarak geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu serileri de webinar serilerini de bu amaçla başlattım. Devam ediyoruz. Tarkan Bey'in de önemli katkılarını alıyoruz. Bu bakımdan kurumlaşmanın çok önemli olduğuna inanıyorum. İster 3 kişi olsun, ister 300 kişi olsun. Kurumlaşma olduğu zaman mesleğimizin daha iyi hizmet, daha yüksek gelir, daha önemli faaliyet ve daha büyük saygınlık getireceğine inanıyorum. Bu sebeple ekip çalışmasını ve kurumlaşmayı tavsiye ediyorum. Nasıl olacağı konusu kolay değil. Ben kurumlaşmaya başladığım zaman 10 senemi harcadım. 2000 yılıyla 2010 yılı arasında kurumlaşma için harcadım. Sonra geri dönüp baktığım zaman aslında önümde bir örnek olsaydı yararlanabileceğim, birilerinin tecrübelerini görmüş, onlardan dinlemiş olsaydım 10 senede geçtiğim mesafeyi 2 senede tamamlayabileceğimi gördüm. Bunun için bütün tecrübelerimi ve biyografimi içeren bir kitap yazdım. Meslektaşlarımla paylaşmaktan gurur duyuyorum. Tabii ki kitap benim tecrübelerimi yansıtıyor. Çok arzu ediyorum ki Türkiye'de avukatlık mesleği gelişsin. 82-83 milyonluk ülkede 800 milyar dolarlık milli hasıla ürettiğimiz bir ekonomide avukatlık bürolarının boyutları şimdi olduğundan çok daha fazla olsun. İsterim ki bütün şehirlerde bünyesinde 200-150-150 avukat bulunduran kurumlaşmış avukatlık büroları olsun. Bu bürolarla rekabet eden butik bürolar olsun, uzmanlaşma olsun. Avukatlık mesleğinin seçen arkadaşlarım şimdi sayımız 140 bin civarında. Bunların %60'ı kurumlaşmış bürolarda oluşsun. Ve bu bürolar bir taraftan ekonomiye önemlerine orantılı olarak katkıda bulunurken öbür taraftan mesleğe yeni katılan hukuk fakültesini bitirerek avukatlık yapmaya çalışan insanlara da staj yapma imkanı ve kapasitesi oluştursun. Onlara kurumsal olarak mesleğin özelliklerini öğretsin. Ve böylelikle biz çok daha ileriye giden bir hukuk düzeninin temellerine dönüşmüş olan, kurumlaşmış olan avukatlık mesleği vasıtasıyla yapalım. Ben şuna inanıyorum, bütün bunları niçin yapıyorum konusunda şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'nin dönüşmesi gerekiyor. Sahip olduğu imkanları, nüfusu ve çalışkanlığıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada 16. 17. ya da 18. büyük ekonomi olmaktan çıkıp 7. 8. 9. büyük ekonomi haline dönüşmesi lazım. Bu dönüşümü başlatacak olanlar avukatlar, hukukun üstünlüğü yoluyla başlatacaklar. Fakat avukatların böyle bir dönüşümü başlatabilmeleri için kurumlaşarak dönüşmeleri, kendilerinin dönüşmeleri gerekiyor ilk elde. Güçlenmeleri gerekiyor. Kaynaklarına çok iyi planlayarak genel meslek sorunlarına, ülkenin hukukun üstünlüğü sorunlarına da kaynak ayırabilir hale gelmeleri gerekiyor. İşte bu dönüşümün başlangıcı bana göre ekip çalışması ve kurumlaşmaktan geçiyor.
Bugün bu konuda bir başlangıç yapmış oluyoruz Tarkan Bey'le. İnşallah güzel ve yararlı bir konferans olur bu da. Çok çok teşekkür ediyoruz üstadım giriş konuşmanız için. Tarkan Bey, sizin söylemek istedikleriniz var mı? Yoksa sorularımızla devam edebiliriz programımıza. Sorularla devam edelim isterseniz. Mehmet Bey çok güzel bir giriş yaptı. Gerçekten ben de şahsen bu konunun hayati derecede avukatlık mesleğini idam ettirilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Müsaadenizle sorularımızla başlayalım. Vaktimizi de verimli kullanmış oluruz bu şekilde. Birlikte çalışmak avukatlık için şart mı sizce? Ortak çalışmanın avantajları nelerdir? Üstadım, önce bu soruyu size yöneltip ardından da Tarkan Bey'in görüşlerini almak istiyorum bu soruyla ilgili. Buyurun üstadım. Ben basit bir örnekle, başlangıçta biraz uzun konuştum, basit bir örnekle anlatayım. Tek başına çalışan bir avukatsınız. Bir tane Çağlayan'da, bir tane Anadolu Adliyesi'nde duruşmanız var. Müvekkilinizle de 2 saatlik bir görüşme yapmanız gerekiyor. Yaptığınız görüşmelerden dolayı da ertesi gün için hazırlanmanız gereken dilekçeniz var. O dilekçe için de 4 saat gibi bir zaman ayırmanız gerekiyor. Şimdi bunu İstanbul'da yapmaya kalkarsanız arkadaşlar, bir tanesini yapabilirsiniz. Diğer 2 tanesini ihmal etmeniz gerekiyor. Fakat 2 kişi olursanız, ikinizin de aynı şekilde işte Anadolu Adliyesi'nde, Çağlayan Adliyesi'nde duruşmaları, dilekçe yazması ve müvekkille görüşmeleri gerekiyor diyelim. İkiniz bir araya gelirseniz aslında tek başına olduğunuz zaman yapmanız gereken 3 birim işten 2 tanesini iptal etmeniz gerekirken, 2 kişi olduğunuzda ikiniz de o 3 birim işin 3'ünü de yapabilirsiniz. Çünkü tasarruf ediyorsunuz. Neden tasarruf ediyorsunuz? Bir adliyeden bir yerine gitmek için, gelmek için harcamanız gereken zamandan tasarruf ediyorsunuz. Yorgunluktan tasarruf ediyorsunuz. Enerjiden tasarruf ediyorsunuz. Ve ikiniz de 3 birim işi de yapıyorsunuz. Yani tek tek olduğu zaman 2 avukat 2 birim iş yapabilir iken bir günde, 2 kişi birlikte olduğunda 6 birim iş yapabiliyorlar. Yani verimliliğiniz, üretiminiz 3 katına çıkıyor. Bunu Noval Hariri diye, Homo Deus diye bir kitap yazmış adam İsrail'le. O adamın örneğiyle göstermek istiyorum. İnsanoğlu tek başınayken 2 koyunu güdebilirmiş. Tek 2 koyun. Yani onun ekonomisi 2 koyundan ibaret. Fakat 2 kişi bir araya geldiğinde insan o 2 kişinin güdebildiği koyunların adedi 150'ye çıkıyor. Yani 75 katı artıyor. Biraz önceki örnekle yola devam edersek, 2 kişi 6 birim iş yapabiliyor. Getirdiği başka faydaları var. Giderlerini azaltıyor. Gelirini 6 katına çıkarıyor. 3 kişi olunca bu 18 katına falan çıkabiliyor. Dolayısıyla en başta kendinizi geliştirmek için, müvekkillerimize iyi hizmet verebilmek için ve her an ihtiyaç duyulduğunda orada olabilmek için bizim ekip olarak çalışmaya ihtiyacımız var. Zorunda mıyız? Hayır. Tek başımıza da olabiliriz. O zaman üretebileceklerimizin 1/3'üne, yapabileceklerimizin 1/3'üne kâni olmamız gerekiyor. Başka bir örnek daha vereceğim. Neden ekip olarak çalışmamız gerekiyor? Adli tatile gitmek istiyoruz ama işlerimiz de sürdürmek istiyoruz. Onun için de birisinin orada olması lazım, yardımlaşmamız lazım. Allah göstermesin, sağlık sorunları var. Hastaneye gitmeniz gerekiyor. Birisinin onu yapabilmesi lazım. Yani bütün bu üretimi aksatan durumlarda topluma, müvekkillere kesintisiz hizmet sunmak, daha verimli olmak istiyorsanız ekip olarak çalışmanız gerekiyor. Kimseye zorla bunu yapın demiyoruz ama yaparsanız çok faydalanırsınız diyoruz. Ben burada durayım. Eminim Tarkan Bey'in çok daha net cevapları olacaktır. Buyurun Tarkan Bey. Teşekkürler. Şimdi ben 1992 yılında üniversitede okurken İstanbul'a gelen yaşlı Fransız turistleri havalimanında karşılıyordu.
Otele gidene kadar onlara şehir hakkında bilgi verip asıl amacım olan günlük şehir turları ve lezzetli lokumları pazarlıyordum. Bu satışlardan elde ettiğim 300-500 frank komisyon benim için çok önemliydi. Lakin havalimanından otele sadece 30 dakika süren bir yolculukta otobüsün içinde bunca işi yapmak çok zor oluyordu. Zamana karşı yarıştığım için tek başıma ne arzu ettiğim satış performansına ulaşabiliyordum ne de yeterince rehberlik hizmeti verebiliyordum. Potansiyelimi tam olarak kullanamadığımın ve eksik kaldığımın farkındaydım. Hızlıca tahsil fişi keserek ve ilave sorulara cevap vererek siparişleri toplamamda bana yardımcı olabileceğine inandığım bir sınıf arkadaşıma birlikte hareket etmeyi ve kazancı paylaşmayı teklif ettim. Karşılıklı anlaştık. İlk ortak yolcu karşılamamızda otobüse 50 kişilik bir Fransız grubu binmişti. O gün rahat bir şekilde gerçekleştirdiğim sunum ve rehberlikle ilk defa potansiyelimi sonuna kadar kullandığımı hissettim. 30 dakikanın nasıl geçtiğini farkına varamamıştım. Tek hatırladığım yolcuların ellerinde tuttukları Fransız frankları ve Çek karnelerini heyecanlı ve hevesli havaya kaldırmalarıydı. Şehir turu paketlerini almak ve lokum siparişi vermek istiyorlardı. O sırada arkadaşım da jet hızıyla herkese tahsil fişlerini yazıyor ve paraları topluyordu. Konaklayacakları otele ulaştık, herkese oda anahtarlarını verdik. Lobide işimiz bittiğinde çantamızın içinde nakit ve çek halinde 35 bin Fransız frangı vardı. İlk defa bu kadar çok parayı bir arada görmüştüm. Bu paranın %10'u bizimdi. Ekip çalışması sayesinde bir kariyer rekoruna imza atmıştık. Şimdi bu hikayeyi sizinle paylaşıyorum çünkü bu bana ortaklık kurmanın ve ekip çalışmasının önemini hatırlatıyor. Siz de doğru bir ortakla neler elde edebileceğinizi bir düşünsenize. Avukatlıkta ortaklığın avantajlarına gelirsek, tek başına serbest avukatlık yapmak ve bunu devam ettirebilmek gerçekten çok zordur. Bir çatı altında toplanmak ve ekip çalışmasıyla yer edinmek mümkün olur. Bu şekilde genç avukatlar daha kolay sektörde tutunabilirler ve ağır yükleri kaldırabilirler. Doğru ortak ve ortaklık yapısı sizi hayalini kurduğunuz başarılara taşır. Müthiş bir zaman tasarrufu ve verimlilik sağlar. En önemlisi de doğru bir iş ortağı sizin zayıf yönlerinizi tamamlar. Görev dağılımıyla yapmaktan hoşlanmadığınız işleri yapmaktan kurtulursunuz ve en sevdiğiniz işleri yapar hale gelirsiniz. Sonuç olarak ortakların farklı becerilerini bir hedef doğrultusunda bir araya getirmeleri önemli bir büyüme fırsatı yaratır. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Yorumlarınıza ben de şahsen harfiyen katılıyorum. Ben biraz daha ilave etmek isterim. Mesela insanların değişik özellikleri var. Bazıları karınca gibidir, iş yapmaktan çok hoşlanırlar. Bazıları ise ilişkilerden haz alırlar. Yani bizim kıra döke kurduğumuz ilişkileri onlar bir cümle kurarak insanlarla dostluklar kurarlar. Bazıları da liderlik yaparlar, yani başkalarına örnek olurlar. Şimdi avukatlıkta bir avukat tek başına olduğu zaman bunların hepsini birlikte gerçekleştirmesi gerekiyor. Çünkü gidip bir taraftan müvekkillerle ilişki kurması lazım ki avukat müvekkil ilişkisi kursun, onlardan iş getirsin kendisine anlatabilsin. Öbür taraftan oturup iş yapması lazım. Öbür taraftan işte bürodaki sekreteri bile olsa onu idare etmesi lazım. Bu üç farklı rolü bir kişinin oynaması ve süper bir kahraman gibi olması lazım. Ama insanlar her zaman öyle değil. Ben meslek hayatımda gördüm, bazı avukatlar vardır ki müvekkiller onların her sözüne güvenirler ve onun söylediği avukatlarla çalışırlar. Onlara işi verirler, o avukat da gider. Başka bir avukatla paylaştır işi. Birisi yapar, birisi ilişkileri yönetir. Yani bu bakımdan da avukatların hem müvekkillerine ulaşabilmesi, iş geliştirme faaliyetinde bulunabilmeleri için hem de işi yapma konusundaki faaliyetlerinde kendilerinin maksimum kapasitelerine erişebilmeleri için de böyle niteliksel bir işbirliğine ihtiyaç var. Ya bütün bunlar biraz önce Tarkan Bey'in verdiği çok güzel örneğe denk geliyor. Yani tek başına olunca 300 frank kazanacakken iki kişi 3500 frank kazanmışlar. Yani düşün, 3 kişi olsaydı kim bilir ne olurdu, değil mi? Tabii. Çok doğru. Çok doğru. Çok çok teşekkürler değerli yorumlarınız için.
Vaktimizi verimli kullanmak için ben de çok açıkçası araya yorumlarımı sokmadan birkaç sorumu da birleştirerek ilerlemek düşüncesindeyim. Ortaklığın gerçekten çok büyük avantajları var. Bunlara değindiniz. Hepsine katılıyorum. Ama bizim kültürümüzde ortaklı iş yapmak çok kolay değildir. Ve bizim insanlarımız, şahsen görüşüm, ortaklı işi de pek sevmiyorlar. Az olsun benim olsun mantığı oluyor. Birinci sorum şu. Birlikte çalışmanın dezavantajları, zorlukları nelerdir? Diğer sorum da şu. Doğru ortak kimdir? Ve yani insan yeri geliyor, akrabasıyla anlaşamıyor. Çok büyük kırgınlıklar, küskünlükler oluşabiliyor akrabalarla yapılan işlerde. Doğru ortaklığı, doğru ortağı nasıl bulacak bir meslektaşımız? Bu iki soruma hani birleştirmiş olayım, bu sorumu sizlere yönetmiş olayım. Değerli üstadım, sizle başlayalım. Olur. Ikinci soruyla başlamak istiyorum. Biraz önce söylediğimin devamı şeklinde. Birbirini tamamlayan yetkinlikler ve nitelikler aslında ortakların iyi ortağı belirliyor. Yani ben şimdi diyelim ki çalışmaktan hoşlanıyorum ama ilişki kurmakta zorlanıyorum. Benim için iyi ortak ilişki kurma yeteneği yüksek olan bir arkadaş. Ya da işte ben özgür ruhlu bir insanım, sıkıntıya gelemiyorum. Öyle olmamın büyük faydaları var. Fakat birisi de çok disipline, her şeyi yerli yerine koyuyor falan. Ama bunun için birbirimizin niteliklerini tamamlayacak olan kişiler bizim için doğru örnekler, doğru ortaklar. Dolayısıyla herkesin kendisine has bir doğru ortağı olduğunu düşünüyorum ben. Bir tane şeyi eklemek istiyorum. Bir araya gelen insanların, hukukçuların, yani üç arkadaş bir araya gelip bir büro kuruyorlar ya, onlara önerim var, her yerde söylüyorum. Aralarına bir dördüncü kişi katsınlar, o da işletmeci olsun. Çünkü hukuki bilginin yanında ekonomi ve yönetim bilgisini işletmeci onlara verecekler. Dolayısıyla birbirini tamamlayan üç kişi aralarına iyi uyuştukları bir işletmeci de katarlarsa olur, güzel bir ortaklık olur. Peki nedir zorlukları, bir arada olmanın zorlukları? Şimdi katılmıyorum ben. Yani biz ortaklığı tercih etmiyoruz da katılmıyorum Bekir'cim. Güzel ortaklık hikayelerimiz var. Birçok örnekler var. En yakınında İskender'in daha fabrikası olan Tekfen'den vermek istiyorum. Tekfen, üç arkadaşın 1950'li yıllarda kurdukları, üç mühendisin kurduğu bir işletme. Bir ortaklık ve bugünlere kadar gelmiş, çok büyük başarılar elde etmiş. Yani bizim ortaklık olarak yaptığımız şeyler kültürümüzde var. Bizim aslında ortaklık olmaz, istenilmez, ben tek başıma olayım diyen örneklerimiz de çok elbette. Aslında şöyle bir şey var kültürümüzde, bunu unutmamamız lazım. Biz aslında paylaşmak konusunda sorunumuz olduğu için dostluklarımızı ortaklıklarımıza tercih ediyor olduğumuz için, dostlukları korumak için ortaklık yapmaktan kaçınıyoruz. Çünkü bir tane mesele var. O meseleyi çözemedi Türkiye. O da şu. Elde edilen büyük faydayı, biraz önce konuştuk, 300 frank yerine 3500 frank. İşte iki birim iş yerine 6 birim iş. Yani yüksek olan faydayı paylaşma konusunda bizim sorunumuz var. İkincisi, yükümlülükleri paylaştırma konusunda sorunumuz var. Belli bir zaman iki kişi bir araya geliyor, başarılı oluyorlar. Belli bir zaman sonra şöyle düşünmeye başlıyorlar. İki kişinin olduğunu düşünelim. Birisi iş getiriyor, diğeri iş yapıyor. İş getiren şöyle düşünüyor. Ya bütün işleri ben getiriyorum, parayı kırışıyorum. Ondan sonra öbürküsü şöyle düşünüyor. Ya bütün işleri ben yapıyorum, mahkemeye gitse hiçbir şey yapamaz. Ama alınan ücreti paylaşıyoruz. O oturup yemek yiyor sadece müşterilerle. Bense çok çalışıyorum, mahkemelerde sürünüyorum falan diyor. Şimdi böyle olunca kendimizi daha değerli, diğerini daha değersiz görmeye başlıyoruz. Bunun bizim ortaklıklarımıza sorun olarak yansıyor. Çünkü buradaki şey, yükümlülük paylaştırmayla aynı zamanda elde edilen menfaatin paylaşılması konusunda içimizde bir sorun var. Bu sorunda ben
işletmelerin, Türkiye'deki işletmelerin en büyük sorunu olduğunu düşünüyorum. Aslında hukuk sorunu buna neden oluyor. Bizim en başına bir anlaşma yapıp yükümlülükleri ve gelirleri nasıl paylaşacağımız konusunda net olarak anlaşıp sonra bu anlaşmamızı elde ettiğimiz faydaları paylaşırken ya da yükümlülükleri yerine getirirken ona uygun olarak yerine getirmemiz lazım. Adi ortaklık mesela avukatlıkta çok yaygın. Neden? Çünkü ilk fırsatta bozup dağıtabilirsin, tekmeyi vurup gidebilirsin, başka bir yerde devam edebilirsin. Oysa kurumlaşmış bir ortaklıkta ise tekmeyi vurmanı gerektiren bir şey olmaz. Sadece paylaşımı adil olarak yapma sorunun olur. İşte benim küçük küçük yazılarım var bu konuda. Adil paylaşımı sağlayamadığımız için paylaşımla ilgili sorunlarımız, dostluklarımızı etkileyebildiği için biz hem dost kalalım hem işlerimizin başında kalalım diyoruz. Ama tek başımıza kaldığımız zaman da küçük kalıyoruz. Küçük kalınca da yapmamız gereken bir sürü şeyleri yapamıyor oluyoruz. Sorun burada bekleyecek. Teşekkür ederim. Tarkan Bey, iki soruyu birleştirdim. Tekrar sormama gerek var mı hatırlatma babında? Yok. Yoksa? Tamam. Buyurun, sizi dinliyoruz. Şimdi ortaklık kurmak açıkçası çift taraflı bir kılıca sahip olmaya benzer. Kendinizi de kesebilirsiniz. Anglo-Sakson ülkelere baktığımızda ortaklıkların %70'in uzun ömürlü olmadığını görüyoruz. Aslında bu sadece bize özgü bir şey denilemez. Gerçekten kolay değildir ortaklık kurmak. Ama bir ortaklığı yaşatabilmek için öncelikli olarak değerlerinizin ve vizyonunuzun diğer ortakla da örtüşmesi gerekir. Çünkü işler büyüdükçe sürtüşme ihtimali artacaktır. Farklı değerlere sahipseniz ve hedefleriniz varsa oluşan değeri bir saman alevi gibi kalıcı bir ateşe döndüremeyeceksinizdir. Normal anlaşmazlığın olması normaldir. Ama ortaklar arasında kişilik çatışması varsa maalesef ortaklık sona erer. Yüksek ego sahibi insanlar için işin devam ettirilmesi çok zordur baktığınızda. Doğru ortak sizin zayıf yönlerinizi tamamlayan kişidir. Yapmak istemediğiniz işlere vakit ayıran kişidir. Böyle bir ortağı size Allah göndermiş gibidir. Doğru ortağı bulmanız için öncelikle tabii ki aramanız gerekir. Yani Mevla'nın dediği gibi arayan bulur. Şimdi nasıl bulacağız? İşte okul arkadaşlarınız olabilir, bağlı bulunduğunuz derneklerdeki meslektaşlarınız olabilir. İş yaptığınız insanların yakın çevrelerindeki avukatlar olabilir. Burada ben şu mesajı vermek istiyorum. Doğru bir ortağı ararken bir numaralı kural şudur. Kendi evinize akşam yemeğine davet etmek istemeyeceğiniz biriyle asla ortaklık kurmayın. Çünkü sizin anlaşmanız çok çok önemlidir. Tabii doğru ortağın öncelikle dürüst ve güvenilir olmasını gözetmelisiniz. Hakkında araştırmalar yapmalısınız. İçinde olduğu toplumun onun hakkında düşüncelerini öğrenmelisiniz. Referans kişilerden bilgi almalısınız. Güçlü ve zayıf yönlerini size anlatmalarını istemelisiniz. Çünkü ortaklık kurmak doğru şekilde yönetilirse kalıcı olabilir. Bu kişinin hukuki sorunları var mıdır? Devam eden borçları var mıdır? Yazılı bir ortaklık sözleşmesine sıcak bakıyor mu? Bunların hepsi sorulmalıdır. Sonuçta istikrarlı ve bir geçmişi ve namuslu bir davranışı varsa ortaklık başarılı olabilir. Ortaklık görüşmelerinde size anlattığı hayat hikayesi ve ortak iş yapma şartlarında günden güne değişiklikler olduğunu görüyorsanız tabii ki bu kişi doğru kişi değildir. Görüşmeleri sonlandırmalısınız bu anlamda. Amaç büyümektir ve büyüme ve işbirliği odaklı insanları bu amaçla aramaktır. Sizin büyümenize tanık olacak değil, katkı sağlayacak, ayak bağı olmayacak adayları aramaktır. Neden ortak olmak istediğinizi birbirinizle mutlaka sormalısınız bir işe kalkışıyorsanız. Bu kurum için vizyonun ne olduğunu öğrenmelisiniz. Uzun vadeli hedeflerini öğrenmelisiniz. Bir iş mülakatı gibi birbirinize sorular sormalısınız. Kendi motivasyonunu nasıl görüyor? Zor durumlarla nasıl başa çıkar? Benden ve işten beklentilerinin neler olduğu, hedeflere ulaşmada yeterli sabır ve kararlılığı gösterip göstermeyeceği çok önemlidir. Tabii buradaki paylaşım kaynaklı sorunlar Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi ortaklıkların sonunu getirmekte. Şimdi kıdeme değil de liyakata dayalı bir paylaşım modeli kurulmasında çok fayda vardır. Ancak bu şekilde
kalıcı olabilir ve yüksek performans gösterebilir kurumlar. Daha fazla katma değer sağlayan ve büyümeyi gerçekleştiren ortağın, çalışanın daha fazla pay alması sağlanmalıdır. Paylaşım modeli her görevde yüksek performansı teşvik eden ve ödüllendiren bir yapıda olmalıdır. Ancak bu şekilde kimsenin gözü kimsenin kazancında kalmaz. Tabii ki bazı ortaklar yatabilir. Yatan ortak varsa ters orantılı olarak daha az pay alması gerekir. Gelir paylaşım modelinize mutlaka ortak sözleşmesinde yazılı hale getirmek gerekir. Çünkü benim gördüğüm çoğu müessesede her şeyin sözde kaldığı yönünde, net olmadığı yönünde. Bu da zaten o kurumun tam olarak bir kurumsallaşma içerisinde olamadığını işaret oluyor. Yetersiz katkı sağlanması durumunda neler olacağı da sözleşmede mutlaka ifade edilmelidir. Yani son olarak ortaklığı sonlandırma günü geldiyse maalesef gelebilir. Bunun da stratejisinin sözleşmenizde yer alması gerekir ki hiçbir şekilde karşı tarafın kimsenin kimseye hakkı geçmesin. Tarkan Beyciğim, bu konularda söyledikleriniz çok doğru. Bunları gerçekleştirme konusunda Türkiye'nin çok sorunlu olduğu da çok doğru. En başından mesela şunu söyleyelim. Kuralları koyduk sözleşmeye. Hiçbir kağıt parçası bir insana bir şey yaptıracak güçte değildir. Kontratın yazılı olduğu kağıt parçası da öyle güçte değildir. Dolayısıyla o kontratta yazılı olanlara uymadığı zaman insanlar bu kuralların hiçbir anlamı da olmaz. Orada hukukun devreye giriyor ve kontratta yazılı olanları etkili bir şekilde uyguluyor olması lazım. Hukuk devreye girdiğinde bizim herhangi bir konuda hukuku devreye soktuğumuzda, örneğin adi ortaklık şeklinde yapılan bir yapılanmada, hukuk devreye girip de bir sorunu ya da bir aykırı davranışı giderme konusunda harekete geçinceye kadar adi ortaklık zaten dağılmış oluyor. Yani bazı hikayeler oldu, ortakların birbirlerinden ayrılma hikayeleri. Ortak memnuniyetsizliğini bir gece gelip kendi dosyalarını bir kamyona yükleyip götürmekle halletti. Buna hukukla yapılabilecek olan bir şey yok. O ortaklık gitmiştir zaten. Bir başka örnek gördük. Çalışanları, bir bürodaki çalışanlar işvereni terk edip gittiler bir hafta sonu. Yani çok üzüntülü olan şeyler. Bu arada şeyler kayboluyor, bürolar kayboluyor, ortaklıklar kayboluyor. Hukuk maalesef meseleyi düzeltemiyor. Onun için Türkiye'de bu eksikliğin çok farkında olmak gerekiyor. Bu eksikliği giderecek alternatif yöntemler bulmak gerekiyor. Onun için şeylerde, bürolarda dikkat ederseniz ayakta kalan büroların hepsi bir aile fertlerine ait, kardeşlere ait ya da bir şahsa ait. Yani bu büroların o şahıslar mesleği bıraksalar, onlara rağmen de devam etmesini sağlamak gerekiyor. Adi ortaklık, avukatlık ortaklığı müessesesi, mevcut kanunlarımızda mevcut olanlar bunlara maalesef yeterli imkanı vermiyor. İşte kişisel olarak, ideal olarak benimsiyor ve bir şey yaratmak istiyorsanız, benim gibi, Ümit gibi benzer arkadaşlarımız var piyasanın bilinen, o bürolar ayakta kalıyor. Ben 40 yıllık meslek hayatımda o kadar çok güzel bürolar gördüm ve o kadar çok güzel bürolar kayboldu ki sahipleri vefat edince. Şimdi bizim bu konuda mevzuatımızda bir değişikliğe, bir geliştirmeye ihtiyacımız var. Ben kurumlaşmayı savunuyorum. Bana diyorlar ki şirketleşmeye karşıyız diyorlar. Ben diyorum ki ya bir kere kurumlaşma ve şirketleşme ayrı şeyler. Ben kurumlaşmayı savunuyorum. Kurumlaşmayı sürdürülebilir kılmak için aralarda anlaşmazlık çıktığı zaman insanların ortaklığı ortadan kaldırmasını, bir çırpıda kaldırmalarını önleyebilmek için başka bir yapıya ihtiyacımız var. Bu yapıyı ararken de bulduğum yapılar içerisinde en kolay kullanılabilir olanı şirketleşmek olduğunu görüyorum. Çünkü şirketler ne yapıyor? Şirket orada. Bir ortak şirketin bir hissedarı çekip gitse şirket kalmaya devam ediyor. Şirketin mallarını, paralarını birisinin alıp gitmesi mümkün değil. Şirket kalmaya devam eder. Kendi kurallarına göre de faaliyetlerini sürdürür. Şu olabilir, hani bu şirketleşmenin getirdiği bazı etik dışı davranışlar olabilir. Bunlara hak vermiyor değilim.
Bunları önlemek için şirketleşmeyi tamamen yasaklamak getirdiği zarar çok daha büyük oluyor. Çünkü kurumlaştıramıyorsun mesleği. Kurumlaştıramayınca faydayı ve artı değeri artıramıyorsun. Dolayısıyla şirketleşmeyi yasaklamak yerine şirketleşmeyi ağır düzenlemelere tabi tutmak lazım. Mesela İngiltere'de avukatlık bürolarının yasal yollardan, saygın yollardan ücret kazandığının görülebilmesi için ve o avukat bürolarının nasıl bir mali performans gösterdiğinin görülebilmesi için halka açık olmadıkları halde gelirlerini, giderlerini, kişi başı ne kadar düştüğünü beyan etmek zorundalar. Böyle bir kültür olduğu için işte Anglo-Sakson kültüründe halka açık avukatlık büroları da ortaya çıkıyor. Ve bunların bu ülkelerdeki avukatlık bürolarının ayakta kalma ve sürdürülebilme oranı bizim ülkemize göre kat kat fazla. Elbette ortaklıklar bozulabilir, ortadan kalkabilir ama sürdürmek isteyenlerin de önüne bir engel bizim sistemimiz çıkarıyor. Bunu bizim bir şekilde düzenleme yaparak geliştirmemiz ve önünü açmamız, kalıcı büroları sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa bu oluncaya kadar biz de kurumlaşmış büroların varlığı kişilerin kişisel tercihlerine ve bu konudaki kararlılıklarına bağlı. Benim hayattaki en büyük arzularımdan birisi odur. Ben öyle bir şey kurum bırakmak istiyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'ne. Ben gittikten sonra da geride kalanlar sürdürsünler. Yani şöyle olsun kurumlara, bir taraftan gençler gelsinler, bir taraftan da meslekten emekli olacak olanlar ayrılsınlar. Mesleğe girişten emekli oluncaya kadar geçecek olan sürede ise herkes görevini tam olarak yapsın. Yani yükümlülüklerini tam olarak yerine getirsin. Arazi olmasın, yatmasın, çalışsın, bilgi tecrübe aktarımı sağlasın, liyakata bağlı olarak kurumlarda ilerleme olsun. Her gelen kişi, bakın avukatlık bürolarında kazanılan para en önemli girdi değildir, bir kazanç değildir. Kazanılan bilgi, tecrübe ve dünya görüşü bir avukatın bir büroda kazandığı en önemli şeydir. Kazandığı para onun arkasında geliyor. Dolayısıyla bu bütün bir büronun bir şahsiyetinde oluşan kazanımların hepsinin aktarılacağı, yine insanların işte bugün yönetiliyor iken yarın yönetici haline geleceği bir düzeni kurmak lazım. Bu düzeni kurmak mümkün oldu. Şükür ben kurdum. Her Güner kurdu. Esin kurdu. Benzer işte kurumlaşmış olan bürolar kurdu. Fakat kalıcılığımız bize bağlı. Bana bir şey olsa yarın benim bürom kaybolabilir. Arkadaşlarımın sürdüreceğine inanıyorum ama kaybolabilir. Aynı şey diğer bürolar için de söz konusu. Bunu ortadan kaldırmak için kurumlaşmaya çok yararlı bir alet var. Bu aleti kullanmasını yasaklamamamız lazım. Meslektaşlarımın şunun farkında olmaları lazım. Biz herkes şirketleşsin demiyoruz. Ama bırakın isteyen kişiler şirketleşsinler. Bırakın işte bireysel olarak sorumlulukları devam etmek istiyorsa zaten devam edecek de şirketin bünyesinde faaliyet gösteren avukatların bireysel sorumlulukları, sınırsız sorumlulukları devam etmek istiyorsa onu da söyleyelim. Avukatlar bireysel olarak sınırsız sorumludurlar diyelim. Ama kurumlaşma konusundaki bu çok faydalı hukuki aleti avukatların elinden almayalım, tersine hizmetlerine verelim. O aleti daha sıkı düzenleyelim, kontrol edelim. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konu bana göre. Yani siz bu konunun tabii duayenisiniz ama mesela biz de bu bölgede kendi çapımızda bir işbirliği yapıyoruz. Ben mesela ortağımla yaklaşık 2,5 sene önce bir duruşma sırasında tanışmıştım. Ben Hatay'a geldim, bir ortak aradım ama bir kişi tanımadığım için yaklaşık 1 sene tek başıma çalıştım. Bir duruşma sırasında bir avukat meslektaşımla sohbetimiz ortaklığa evrildi ve biz 2,5 senedir yaklaşık olarak birbirimizi tamamlayan bir şekilde devam ettiriyoruz ve çok da büyük avantajlarını görüyoruz. Ayrıyetten de gerçekten bir
Mesleğe ilk giren yani stajyer için, avukat için bana göre de tecrübe paradan sonra gelen bir şey. Ben burada üstadım Köksal Bayraktar'ın da kulaklarını çınlatmak istiyorum. Yani ben kendisinin yanında staj yaptım. Allah bin kere razı olsun kendilerinden. Gerçekten ben ona şunu demiştim. Hocam dedim, ben sizden hiçbir bir talebim yok. Sadece beni stajyer olarak kabul edin. Ben sizinle çalışmak, sizden alabildiğim kadar bilgi almak istiyorum. Sağ olsun, o da kucak açmıştı. Bana göre de bu meslekte edindiği insanın bilgi, tecrübe çok değerli, çok önemli. Şimdi ben birkaç soru daha hazırlamıştım ama konu gerçekten çok önemli ve hani çok da güzel konuşmalar olduğu için mesela bir doğru iş modeli nedir onu sormak isterdim. Çünkü Anadolu'da bizim bölgemizde genelde birlikte çalışan meslektaşlarımızın farklı farklı paylaşım modelleri olduğunu görüyoruz. Bu konuda çok kısaca bir bilginizi isteyip, görüşünüzü isteyeyim. Ardından da gene bir 15-20 dakika belki sohbet edebileceğimiz bir sorum olacak. O soruma geçmek istiyorum. Üstadım, sözü size bırakayım. Peki, ben nasıl bir iş modeli kurmalılar sorusuna şöyle devam isterim. Biz içinde bulunduğumuz topluma hizmet üretmek için varız. İçinde bulunduğumuz toplum İstanbul olabilir, Ankara olabilir, Bodrum olabilir, Kuşadası olabilir, İskenderun olabilir. Şimdi oradaki hukuk hizmetlerine ihtiyacın bir kısmını karşılamak için kurulduğumuza göre bizim ilk yapmamız gereken oradaki ihtiyaçlar, hizmet ihtiyaçları nedir onları belirlemek olmalı. Onları karşılamak olmalı. Eğer hizmet vereceğimiz alanı bulunduğumuz yerden daha geniş belirlemek istiyorsak, o zaman o hizmet vermek istediğimiz alana göre kendimizi yapılandırmalıyız. Tabii bunlar da hep böyle makul şekilde yaklaşmak lazım. Hayallere de kapılmayıp gerçekleri bir bulmak lazım. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerdeki meslektaşlarımızın şöyle bir şeyi var. Özellikle İstanbul için. İstanbul'un ekonomisi Türkiye'nin neredeyse her yeriyle alakalı olduğu için İstanbul'dakiler kendilerini Türkiye'nin tamamı için hatta uluslararası ilişkilerin bir kaynağı ya da geçtiği bir boğaz olarak da görmelerinde fayda var. Onun için bulundukları, hizmet verecekleri sahadaki şeylerin ihtiyaçlarını belirlesinler. Onlara cevap verecek şekilde kendilerini yapılandırsınlar. Birinci tavsiyem bu olur. İkincisi, Türkiye'nin ekonomisi gördüğünüz gibi her 7-8 senede bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor. Herhalde belli bir seviyeye gelmeden bu dalgalanma durmayacak gibi. Japonlar da incelemişler Osmanlı zamanından beri Türkiye'nin ekonomisi 7 senede bir böyle bir cycle, iniş çıkış cycle'ı gösteriyormuş. Dolayısıyla yaptığımız işlerde bu ekonomik aktivitelere göre bazen azalıyor, bazen artıyor. İstanbul'daki meslektaşlarımın en çok bildiği şey şudur. Dava, ihtilaf çözüm, uyuşmazlık çözüm hizmetleri kriz zamanlarında artıyor. Çünkü sorunlar daha çok çıkıyor, ilişkiler bozuluyor. İşte sözleşmeler, şirket birleşmeleri, devralmalar, satın almalar gibi işler ise ekonomileri çıkış zamanlarında daha çok artıyor. Yani bir tarafta tartışmalı ilişkiler oluyor, bir tarafta iki işbirliği olan durumlar söz konusu oluyor. Ona göre de değişiklik gösterebiliyor. Bunun farkında olmalarını tavsiye ederim. Yani yumurtalarını sepetin bir tarafına koyunca kriz geldiğinde hepsi birden kırılabilir. Farklı farklı olursa kendi işlerinde bir devamlılık sağlayabilirler. Bir başka boyutta ben tesadüfen bunu fark ettim. Bazı konular var ki ticari faaliyetlerde diğerlerine göre üstünlük ve devamlılık sağlıyor. Yani stratejik önemi olan konular oluyor. Bunlar fikri mülkiyet konuları genel olarak zaten stratejik oldu bütün işletmeler için. Bunun yanında düzenleyici kuruluşların düzenlemelerine tabi olan ekonomi sahaları var. Enerji olsun, işte benzer iletişim olsun bu konularda. O konularda da sektörü bilmek ayrı bir sinerji oluyor. Onun için meslektaşlarıma yaptıkları işleri bir böyle bir boyuta göre
İşte sözleşmeler bir boyutu uyuşmazlık çözümü. Öbür boyutunu da sinerjik, stratejik sinerji oluşturan boyut hangisi ise onu belirleyerek 3 sahada belirlemelerini tavsiye ediyorum. O zaman işleri bir dengede kalıyor, sac ayağı gibi. Yani birisi kısa kalsa da denge sürmeye devam ediyor. Benim büromun şimdiye kadarki krizlerden az etkilenerek çıkmış olmasının sırrı da budur. Bunu bütün meslektaşlarıma tavsiye ediyorum. Hakan Bey, sizi dinleyelim. Ardından o zaman son soruma geçeyim. Evet, şimdi tabii iş modelini oluştururken bulunduğunuz coğrafyadaki ekonomik sektörlerin tespitini yapmak çok önemli. Hangi bölgede hangi alanların geliştiğiyle alakalı olarak o sektörlerin beklentilerini, sorunlarını ekonomik ve hukuki olarak iyi analiz etmek, bu sektörün aktör oyuncularının bulunduğu dernekler ve organizasyonlarda yaşanan beklentileri ve ihtiyaçları tespit ederek bir avukat olarak bu sıkıntılara çözümler üretebilmek, bilgi üretebilmek tabii ki size iş modelinizi oluştururken büyük avantaj sağlayacaktır. Sonuçta sektörel tecrübe başarının anahtarıdır. Bir konudaki odaklanmanız, belli konulardaki odaklanmanız size orta ve uzun vadede mutlaka sonuç getirecektir. Ortaklığın sağladığı en büyük avantaj da görev dağılımı yapabilmektir. Tek başınıza, kendi başınıza bir görev dağılımı, Mehmet Bey'in ifade ettiği gibi çok zor olacaktır. Aynı anda birden çok topu havaya atıp çevirmeniz bir jonglör gibi çok kolay olmayacaktır. Birbirini tamamlayan ekipler bu anlamda farklı cephelerde çalışmalar yaparak kurumun risklerini de sürdürülebilirlik riskini de azaltacaktır. Bu aslında yenilikçi yaklaşımdır. Yani inovasyon dediğimiz farklı alanlarda farklı ihtiyaçların tespit edilerek kurumun bu ihtiyaçlara, bu sıkıntılara cevap vermesini sağlamak önemlidir. O yüzden biz her defasında kurumsallaşmayı, ekip çalışmasını ısrarla vurguluyoruz. Çünkü bu sayede de kalıcılık garanti altına alınabilecektir. Çok teşekkür ederiz Tarkan Bey. Ben müsaadeniz olursa son soruma geçeceğim ama gerçekten bu soruyu çok önemsiyorum. Bu soruya vereceğiniz cevapları çok merak ediyorum. Ankara Barosu avukatlarından, o da çok değerli bir üstadım, Hadimi Yakupoğlu'nun bir görüşü var. Hadimi Bey çok değerli bir hukukçu. Aynı zamanda zikretmemde mahsur yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi. Seçim hukuku alanında da gene çok değerli tecrübeleri var. Ankara Barosu'nda çeşitli komisyonlarda çok büyük çalışmaları olmuş bir isim. Ben geçen aylarda kendisine bir ziyarete gittim Ankara'ya. Ya üstadım dedim, genelde ne tür davalar alıyorsunuz? Bekir'cim dedi, ben bütün davaları alırım. Üstadım dedim, nasıl olur, zor değil mi? Benim dedi, çok dedi farklı bir, yani farklı bir çalışma tarzım var. Benim dedi ofis 30 yıldır aynı yerde. Bugüne kadar toplam 3 sekreterim oldu. Hiç de dedi ne stajyer ne avukat, kimseyle beraber çalışmadım. Bir dedi iş gelirse, bilmediğim bir alandaysa müvekkil dedi beni bilir. En dedi yeni müvekkilim minimum dedi 10-15 yıllıktır. Müvekkili Hadim Bey'e şunu dermiş. Hadim Bey, bu konuyla ilgili çalışmak düşüncesinde değilseniz, hangi avukat bu konuda çalışırsa bana onu bulun. İşin yapılması sürecini de ben sizi bilirim. Ben dedi o yüzden tek başıma çalışırım. Sonrasında yaklaşık bir ay önce, bu tabii evlere kapandığımız süreçte de ben barolarımızın çeşitli dernekleri, STK'ların online yayınlarını biraz okumak istedim. Ankara Barosu'nun yanılmıyorsam 2016 hukuk kurultayında önce Mehmet Gün Üstad'ın bir sunum yapmış kurumlaşmayla ilgili. O da çok güzel bir sunumdu. Ardından Hadimi Bey bir sunum yapmış. Hadimi Bey de şu şekilde giriş yapıyor. Baro başkanıma diyor, ben sordum ya beni niye bu konuda konuşmamı istiyorsun? Ben tek başıma çalışıyorum. 30 yıldır aynı yerdeyim.
Sekreterime söylerim, kendisi yazdıklarımı dikte eder. Niye demiş beni dinlemek istiyorsun? Baro başkanımız da tam bu sebepten ötürü Hadim Bey sizi de dinlemek isteriz demiş. Sonrasında şöyle bir diyalog oluşmuş Mehmet Gün Üstadım'la, Hadim Yakupoğlu Üstadım'la ilgili. Onu aynen okumak istiyorum Tarkan Bey'in de duyması için. Sonrasında topu size atacağım. Mehmet Hadim Yakupoğlu diyor ki, benim müvekkillerimin en yenisi en az 15 yıllıktır. Müvekkillerin farklı konulardaki ihtiyaçlarına bazen yetişemeyebiliyorum. Bu durumlarda müvekkil bana, ben sizi bilirim, size güveniyorum. Bu işi yürütmesi için gerekli kişiyi de siz takip edin. Ben sadece sizinle muhatap olurum cümlesini kuruyor. Ardından da kurumlaşmaya değil şirketleşmeye karşıyım. Eczanelerin kapanıp Amerika'daki gibi market raflarında ilaç satılmasını örnek gösteriyorum. Bu konu, böyle bir süreç yaşanmasın diye de avukatlıkta şirketleşmeye karşı olduğunu ifade ediyor. Yani aslında mesleğini farklı bir usulle idame ettiriyor Hadim Yakupoğlu Üstadım. O da çok açık söyleyeyim, bana göre özgün bir yol. Ama sizin yolunuzdan, bugün konuştuklarımızdan aslında bana göre zıt bir örnek. Bu konuda üstadım son soruyu bunu bıraktım. Biraz dedim tartışabiliriz. Bazı sorularımı da kırptım, açık söyleyeyim. Bu konudaki görüşlerinizi daha detaylı duyabilmek için size bırakıyorum bu sorumu. Sonra da Tarkan Bey'e ileteceğim aynı soruyu. Şöyle söyleyelim. Mehmet Halim Bey'le görüşmemizi hatırlattığın için teşekkür ederim ben. O güzel bir sunumdu. Orada genç bir avukat arkadaşımız da ismini şimdi dilimin ucunda da söyleyemeyeceğim. Çok güzel. Nihat Erciyas isimli bir arkadaşımız da felsefik olarak neden kurumlaştırmak gerektiği konusunda çok güzel bir sunum yapmıştı. Güzel bir şeydi o etkinlikte. Bu meslektaşımızın tavsiye ettiği avukatlık türü çok bilinen bir avukatlık türü. Yani bunları kurum bünyesindeki avukatlar vermez diye bir şey yok. Birçok kurumda doğrudan müşteri temsilcisi olan, onun işlerini kurum içerisinde kimler yapacaksa onlara yönelten, kurum içerisinde yeterli kaynak olmadığı zaman başka kaynaklarda yaptıran, çok böyle ne diyelim, temayüz etmiş olan meslektaşlarımız var. Bu bir ihtiyaçtır. Şöyle düşünün, şirketlerde şirket avukatları var. Onlar şirketlerin bütün davalarını görmek için değil, şirketlerin hukuki işlerini en uygun kaynaklara yaptırmak üzere görev yapıyorlar. Yine bürolar bünyesinde de kurumlaşmış olsun ya da olmasın bu tür avukatlık var. Bunların mantık olarak şöyle bir hatası var. Yani bir kurum bünyesinde böyle avukatlık yapılıyor, kurum dışında da böyle avukatlık yapılıyor olması, kurumlaşmanın emrine de şirketleşmeyi vermeyi mantıki olarak haklı göstermiyor. Evet, böyle tek başına da olabilirsin. Böyle bir avukatla bir kurum kendi bünyesindeki bir avukatı ya da birkaç avukatı müvekkillere tahsis ederek de bunları yerine getirebilir. Fakat önemli olan, Allah gecinden versin, Mehmet Hadimi Bey'e bir şey olduğu zaman onun müvekkillerine kim bakacak? Değil mi? Onun açısından da kendisi arkasından gelen birisine ihtiyaç var. Benim üstadım, ustam dediğim Necat Saraç ağabey bana çok şeyler öğretmişti. Onun da böyle çok sağlam müvekkilleri vardı. Hiç bırakmazlardı onu. Bir gün dedi ki, biz sohbet ediyorduk. Mehmetciğim dedi, aradan yıllar geçti. Bir dedi, herkesle çok çalıştım ama bir müvekkilim var, ona çok kırgınım dedi. Dedim ki, Necat abi niye kırgınsın? Sen işte çok böyle ilişki kurmakta çok böyle mahareti olan bir ustamdır. İşini de çok iyi yapar. Mesela yalın dilekçe yazmayı ben ondan onu gözlemleyerek öğrendim. O dedi ki, Mehmetciğim dedi, ben dedi bypass olmuştum dedi hastanede. Beni ziyarete geldi dedi. O zor halimde bana hukuki şeyler sordu dedi. Hiç affetmiyorum onu dedi. O müvekkiline kırılmış. İlişkisi yıllarca, müvekkiliyle ilişkisi yıllarca devam etti ama
o şartlarda o müvekkiline kırılmış. O müvekkilin tabii ki avukatım dediği zaman hasta, sağlık, izin, tatil bunlara bakmaksızın hizmet almaya ihtiyacı var. İşte böyle durumların da oluşmaması için ona bir şey olduğunda başka bir şey bir boşlukta kalmaması için müvekkillerin mutlaka bir yeni deyimiyle backup, arkadan gelen, yedekleyen birisinin olması lazım. Yedekleyen birisi olunca da bak dikkat edersen bir kişiden iki kişi çalışmaya başladık. İki kişi olunca bir de sekreter var, üç oldu. Bir de evrak memuru eklersin, dört oldu. Bu bir ekip çalışması. Yani ekip çalışmasını da kurumlaştırarak sürdürmek gerekiyor. Böyle istisnalar var, olabilir fakat ben sürdürülebilirlik bakımından özellikle sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Meslektaşlarımızın özgürlüğü bakımından sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bir iki müvekkilinin arasında bir işleri arasında bir çatışma olduğu zaman birisini diğerine tercih etmesi gerekecektir. O bakımdan sorun olduğunu düşünüyorum. Başka bir sürü şeyler eklenebilir. O bakımdan Mehmet Adem Üstad'ıma tekrar yad ediyorum, saygılar sunuyorum kendisine ama onun öyle yapıyor olması kurumlaşmayı, kurumlaşmanın emrine şirketleşmeyi vermeyi haksız ve yanlış kılmıyor. Evet, ben bu kadar çok söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Tarkan Bey, bu konuda sizin görüşlerinizi de almak istiyoruz. Şimdi butik avukatlık hizmeti her zaman var olacaktır. Butik olması nedeniyle sınırlı sayıda müvekkile yüksek kaliteli hizmet sunan avukatlar faaliyetlerine devam edecektir. Burada şirketleşmeden kastedilen müvekkile insani dokunuşu sınırlı olan hizmet anlayışı olsa gerek diye düşünüyorum. Böyle bir hizmet anlayışının hangi çap ve büyüklükte olursa olsun avukatlık büroları tarafından sürdürülemeyeceğini söyleyebilirim. Duygularıyla hareket eden ve çıkarlarıyla karar alan insanları hukuk sektöründe para çok emel ilişkisiyle elinizde tutamazsınız. Artık kesintisiz bir hizmet vermek zorundasınız. Tek başına olmanın zorlukları büyük kurumlara hizmet verirken, yani büyük kurumlar buna çok dikkat ederler. Ben Galatasaray Lisesi'ndeyken abilerimiz bize birlikte çalışmanın ve birlik olmanın meziyetini, özelliklerini anlatırlardı. Bir abimiz bir kibriti verip bize derdi ki, bu kibriti kırın. Tek başına bir kibriti çok hızlı kırarsınız. Ama bir kutu kibriti yan yana getirip hadi bu kibriti kırın çocuklar dediğinde hiçbirimiz kıramıyorduk. Sonuçta birlik ve beraberlik içerisinde ekip çalışmasıyla kalıcı olursunuz, güçlü olursunuz ve başarıya ulaşırsınız. Şunu belirtmek isterim ki Türkiye'de avukatlık önümüzdeki 10 sene içerisinde köklü değişikliklere gebedir. Çünkü avukat sayısı çok hızlı bir şekilde artmaktadır ülkemizde. Şu an 140 bindir. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 200 binlere ulaşır. Böyle bir avukatın çok olduğu bir ortamda maalesef nitelikli iş alma ve sıkıntıları olan bir ekonomide, özellikle inişleri ve çıkışları olan bir ekonomide kalıcı olmak kolay olmayacaktır. Büyük hukuk bürolarının daha da büyüyeceğini ben öngörüyorum. Orta ölçekli bürolar konsolide olup bir araya gelip büyümek zorunda kalacaklardır. Buna göre de mevzuat değişiklikleri mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü baktığınızda örnekler vermek gerekirse İngiltere'de gayri safi milli hasıla 2 trilyon 900 milyar dolarken oradaki avukat sayısı 150 bin. Türkiye'de 740 milyar dolarken Türkiye'de avukat sayısı 140 bin. Bu sektörü ciddi sorunlar bekliyor ve özellikle yapay zekanın da hukuk bürolarına girmesiyle özellikle yeni neslin önünde farklı bir mücadele olacaktır. Çünkü bu istihdama negatif etki edecektir. Genç avukatların yeni beceriler kazanması gerekecektir. Yani hukukun yanında aynı zamanda bilgi mühendisliği, bilgisayar mühendisliği öğrenmeleri de gerekecektir diye düşünüyorum. Şu an o dönüşümün önündeyiz diye düşünüyorum. Bu dönüşüm gerçekleşecek eninde sonunda. Ve Türkiye'de hukuk sektörü ve avukatlık sektörü hak ettiği daha iyi yerlere ulaşacaktır. Çok çok teşekkür ediyoruz Tarkan Bey, sizlere de.
YouTube'dan bir meslektaşımız zannedersem yorum var yapmış. Onu da iletelim Mehmet Bey sizlere. Meslektaşımızın görüşüyle ilgili ona da bir fikrinizi iletelim. Kurumlaşmanın rekabetin de kaliteyi artıracağına inanıyorum demiş Ömer Faruk Aydın meslektaşım. Ben şahsen bu görüşüne katılıyorum. Ama çok uzatmayın bu konuda görüşlerinizi sizin de duymak isteriz. Yani en kötü şartlarda bile, piyasa şartlarında bile rekabet olması her zaman yarışmayı hızlandırıyor. Yarışıldığı zaman da hizmetlerin kalitesiyle öne çıkılıyor. Şimdi Türkiye'de bu kurumlaşma yoluyla rekabetçi gücün artırılması çok önde. Yani bir şeye bir bakın, yani avukatlara bir bakın, müvekkile daha iyi hizmet verebilmek için bir yarışma içerisindeler ve bundan tabii ki tüketici olarak müvekkil kesimi yararlanıyor. En alt standartlar oluşturuluyor dünyanın her tarafında hizmetler bakımından. Bizde asgari ücret standartları olduğu gibi asgari hizmet standartları da meslek kurallarıyla oluşturuluyor. Bunların daha da geliştirilerek işte rekabetin yıkıcı olmasını önlemekte kurumlar, düzenleyici kurumlar etkileyici olabilirler. Bu bakımdan meslek kuralları belli bir standart sağlıyor. Bunları daha şey geliştirebiliriz. Ama büyük oranda bütün piyasalarda rekabet her zaman kaliteyi artırır. Fiyatta rekabet kaliteyi çok düşürebilir, hizmet kalitesini düşürebilir. Onun için de hizmetin belli standartlarını oluşturmakta fayda var, fiyat rekabetine dönüştürmemek için. Bu konuda gelişmiş ülkelerde çeşitli uygulamalar var, standartlar oluşturmuş olan ülkeler var. İşte Almanya'nın standartları çok yüksektir, İngiltere'deki hizmet standartları oldukça yüksektir. Bu konularda bizim gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. İlkesel mesleki ilkeleri ortaya koyan meslek kurallarının hizmette asgari standardı sağlamaya yeterli olmadığını düşünüyorum. Bunun için işte disiplin kurallarını falan işletiyoruz. Bunların da yeterli olmadığını düşünüyorum. Standartlarımızı geliştirme konusunda da yatırım yaparsak rekabet kesinlikle gelişmeyi sağlayacaktır. Erkan Bey, var mı bu konuda eklemek istediğiniz? Rekabetin olmadığı yerde büyüme olmaz. Gelişme olmaz, kalite artmaz. Doğal olarak vasat çözümlere mahkum kalırız. Mutlaka rekabet oluşmalıdır ama vahşi rekabet değil. Mutlaka sınırları çizilmiş. Özellikle küçüğü koruyan, küçük yapıları koruyan. Çünkü büyük yapılar gene mücadelelerini iyi şekilde verebiliyor. Neden verebiliyor? Çünkü geçmiş bir büyük tecrübe var, bilgi birikimi var. Sonuçta müvekkilin öncelikli odağı fiyat değil. Bunu bilmek lazım. Fiyat değil. Almak istediği kaliteli hizmet ve çözüm. Tabii burada genç avukatların sıkıntısı olacaktır. Onların fiyat rekabetinden zarar görmemesini sağlayacak mevzuatların, yapıların kurulması gerekmektedir. Kesinlikle katılıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz Tarkan Bey, size de. Biz söyleşilerimizde süre konusuna çok riayet ediyoruz. Hatta Feridun Yenisey Hoca'nın da o kulaklarını çınlatayım. Feridun Hoca atıyorum 10 dakika sunum yapacaksa hemen telefonuna alarm kurar, bir bakarsınız alarm sesi gelir telefonundan. Der ki ya süren doldu der, sonlandırır süresini. Ben tabii alarm kurmadım ama biz de süreye dikkat ediyoruz. Saat 5 geçiyor. Bence çok değerli üstadım Hadime Bey de çok güzel bir şekilde kulaklarını çınlatmış olduk. Aynı zamanda ortak çalışan değerli meslektaşlarımın da bu yayını izlediğini şu an görüyorum. Ben açık söyleyeyim, yani benim daha 2-3 sorum daha vardı sizlere ama konu çok derin olduğu için bazı sorularımı atladım. Onları da müsait bir vakit sizlere sormak, görüşlerinizi almak isteğindeyim. Çok çok teşekkür ediyorum çok değerli yorumlarınız için. Üstadım, ben yine sözü size bırakacağım. Belki kızabilirsiniz ama
Ben tekrar izleyenlere, dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Sözü Mehmet Güne bırakıp programımızı sonlandıracağız. Ben de şöyle bitireyim istersen. Yani avukatlar müvekkilin her zaman yanında olmak zorunda. Bunun gecesi, gündüzü, hafta sonu olmuyor. Bunu mutlaka sağlamamız gerekiyor. Öbür türlü müvekkillerimiz bizi sevmezler. Varlık sebebimiz onlara yardımcı olmak. Hukuku onların hizmeti her yerde sunmak. Fakat öbür taraftan biz de insanız. Bizim de akşamları ailemize, sevdiklerimizle birlikte olmaya, dinlenmeye ihtiyacımız var. Bizim de tatil yapmaya ihtiyacımız var. Biz de hasta oluyoruz. Biz de hastaneye gidiyoruz. Bizim de başımıza insani şeyler geliyor değerli müvekkillerimiz ve arkadaşlarımız. Bizim oluşturacağımız çalışma düzeni öyle olmalı ki bir taraftan müvekkilin ihtiyaçlarına asla cevapsız bırakmaz iken öbür taraftan kendi ihtiyaçlarımızla karşılayabiliyor olmamız gerekiyor. Biz hastanedeysek müvekkilimiz aradığında davasıyla ilgili cevap verebiliyor olmamız. Bir duruşmadayken işte kaza olmuş da trafik tutanağı için bir avukatın yardımına ihtiyaç duyuyorsa bir avukatın ona yardım edebiliyor olması gerekiyor. Bunu bu şekilde planlamamız mümkün. Biz müvekkillerimize akıl veren durumundayız. Dolayısıyla onlara akıl veren olduğumuza göre kendi işlerimizle planlama konusunda terzi gibi bir mazeretimiz yok. Kendi işlerimizle iyi planlamamız gerekiyor. Böyle bir planlamayı birlikte bir araya gelerek yapabiliriz. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, 300 kişi, 3000 kişi. Biz ihtiyaç neyse ona uygun olarak bir araya gelebiliriz. Öyle olduğu zaman müvekkillerimiz de mutlu olurlar, bizler de mutlu oluruz. Çok yıllar önce küçük bir kitapta okumuştum. Şöyle diyordu, kendisini iyi hisseden insanlar iyi sonuçlar üretirler. Kötü hisseden insanlar da kötü sonuçlar üretirler. Bizim müvekkillerimiz için iyi sonuç üretiyor olabilmemiz için iyi olmamız, iyi hissetmemiz gerekiyor. İyi hissedebilmek için de bu insani ihtiyaçlarımızın hepsini karşılıyor, dengeli bir hayat sürebiliyor olmamız lazım. Bunun yolu da kurumlaşmaktan, ekip çalışmasından geçiyor. Sizleri ekip çalışmasına, kurumlaşmaya, kendinizi daha hızlı geliştirerek dönüşmeye davet ediyorum, tavsiye ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Tarkan Bey, Mehmet Bey, üstadım. Ben de bir şey söylemek isterim müsaadenizle. Şimdi ben de konumuz ekip çalışması olduğu için vurgu yapıyoruz. Bu konuyla alakalı bir başımdan geçen bir olayı paylaşmak isterim. Şimdi lisedeyken yılda bir defa okulumuzda öğretmen veli görüşmeleri olurdu. Fransız hocalarla veliler arasında yapılan görüşmelerde lise öğrencilerinden de tercümanlık yapmaları istenirdi. Bu hizmeti verirken arada işi tabii biraz şamataya vurduğumuz durumlarda oluyordu. Bizim sınıfta Fransa'dan gelen, Fransızcayı aksansız konuşan gurbetçi aile çocukları vardı. Bir öğretmen veli görüşmesi öncesi böyle bir arkadaşımızı genç bir Fransız hoca gibi giydirdik. Ceket, pantolon, kravat, gözlük ve bond çantayla çakma Fransız hocamız Monsieur Patrick velilerle görüşme yapmaya hazır hale gelmişti. Okulda görüşmelerin yapıldığı koridorun sonunda bir sınıfı açtırdık. Kapısına hazırlık ve ortaokul sınıflarının numaralarını astık. Çakma hocamız Monsieur Patrick de sınıf kürsüsünde yerini almıştı. 4 kişilik ekibimizde herkesin bir görevi vardı. Tek başına olsa istediğimiz kurguyu oluşturamazdık ve olaya kimse inanmazdı. Bir kişi koridor başında müdürü gözlerken bir diğer kişi kalabalık koridorda velileri kapıda sıraya sokuyordu. Diğer ekip üyeleri de görüşmeleri gerçekleştiriyordu. Velileri teker teker çakma Fransız hocamızla görüştürüyorduk. Hocamız kıyafeti ve konuşmasıyla hiçbir şekilde şüphe uyandırmıyordu. Gelen velilere çocuklarının derste haylazlık yaptığını, hiç randıman alamadığını hararetli bir şekilde anlatıyordu Fransızca. Biz de veliye bunu tercüme ediyorduk. Yorumları duyan veliler önce mahcup oluyor, sonra acayip sinirleniyordu. Sırıftan barut gibi çıkarken, bak sen şu tembele, biz dişimizden tırnağımızla ayıralım, velet okulda serserilik yapsın, ben yapacağını bilirim diye söylene söylene gidiyorlardı. Şimdi bu hikayeyi sizinle paylaşıyorum çünkü bir ekip olarak hareket ettiğinizde karşınızdaki insanları kolayca ikna edebiliyorsunuz ve istediğiniz yönde karar almalarını sağlayabiliyorsunuz.
Size de ekip çalışması yapmazdım. Mutlaka tavsiye ederim. Lakin siz siz olun, ekip çalışmasını bizim gibi dejenere etmeyin. Güzel. Güzel. Güzel bir şey oldu. Evet, çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler tekrar. Evet, tekrar görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bu arada görüşmesek bayramınız şimdiden kutlu olsun. Evet. Önümüzdeki haftaki bayramımız da şimdiden kutlu olsun. Ben de hem 19 Mayıs geçmiş bayramımızı hem de önümüzdeki bayramımızı kutluyorum. Teşekkür ederiz. Ben de kutluyorum. Saygılarımla. Saygılar. Saygılar, iyi yayınlar tekrardan. Herkese çok teşekkür ederiz.